Selamünaleyküm arkadaşlar. Entel meselelere dantel çözümlerde yine gündemden bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metne bağlayarak anlamaya çalışalım istiyoruz. Efendim bugün seçtiğim gündem konusu çok böyle belirgin bir madde değil. Aslında daha çok beyanların külliyetine baktığınızda, kapsamına baktığınızda, büyük resme baktığınızda diyelim daha doğrusu gözüken bir manzara var. O manzaranın bize söylediği bir şey var ve onun üzerine söylenmesi gereken başka şeyler var. Bu eksende ben de birinci lemadan bir bölümü okumak istiyorum. Onun hakkında sizinle konuşmak istiyorum ama öncesinde dikkatimi çeken şey ne, ondan bahsedeyim. Elbette dindar insanların kendilerine göre bir vurgu dünyası var. Dindarlıklarından ötürü dikkatlerini çeken başka şeyler var. Önemsedikleri başka şeyler var. Nasıl diyelim? Önemsediklerinin arasında bile kıyaslandığı zaman şunu daha az önemsiyorum, bunu daha çok önemsiyorum dedikleri şeyler var. Bu dindarlıktan gelen bir şey. Yani dindar olmak demek, ahireti, dünyayı öncelemek demek, dünyayı gelip geçici görmek demek vesaire. Veya uhrevi olan bir şeyi, Allah'a dair olan bir şeyi, İslam'a dair olan bir şeyi, dünyevi bir şeye, dünyada başlayıp biten bir şeye karşı daha öncelikli görmek demek. Yani İslamiyet elbette bir Müslümana böyle bir anlayışı yüklüyor. Böyle bir algı dünyası hepimizde var elhamdülillah. Ama tabii bizim bu halimiz bazı kesimlerce beğenilmiyor. Mesela işte gündemde en çok sıkıntı olan maddeler, ahlaki sorunlar veya işte yayılan sapıklıklar veya işte İslam hukukuna muhalif hareketler gibi şeylere dikkat çektiğiniz zaman diyorlar ki ya işte gündemde nasıl maddeler var, işte ekonomi şöyle, işte faiz böyle, dolar şöyle falan, altın böyle, işte ev kiraları şöyle, ya siz durup durup bu konuları niye açıyorsunuz bu kadar önemli gündem maddeleri varken. İyi de arkadaşım, o gündem maddesinin ondan daha önemsiz olduğunu sana İslamca, hakikatçe, Kur'anca, sünnetçe söyleten ne? Hani biz bir Müslüman olarak bunu sorguluyoruz, diyoruz ki benim hiyerarşimde, varlık hiyerarşimde ahirete dair olanlar dünyaya dair olanlardan öncelikli. Oraya dair sonuçlar veren şeyler de dünyada sadece sonuçları olan şeylerden öncelikli. Buna göre benim Müslümanca bir vurgu dünyam var. Müslümanca meselelerim var. Orada bir başka hiyerarşi var. Senin anlayamayacağın bir hiyerarşi, senden başka bir hiyerarşi. O yüzden senin bana konuşacağım şeyleri dayatman, benim konuşacağım şeyleri sekülerleştirmeye çalışman, beni arıza çekmen aslında benim için bir kayıp. Benim için doğru değil, benim anlam dünyamda yanlış bir hareket. İşte böyle bize hep böyle eleştiriyorlar, işte vay şu varken bu varken şunları mı konuşuyorsunuz, şunlar şunlar olurken bunlara mı ilgi duyuyorsunuz falan. Hatta işi daha da yukarı çekenler var diyelim. Yine kendiler de hoca olsunlar veya dindar olsunlar ama işte muhalif isimler biraz. Bunlar da mesela kendileri gibi hareket etmeyen hocaları eleştiriyorlar. Ya işte Türkiye'de şunlar oluyor, bunlar oluyor. Şöyle açlık var, böyle ekonomik sıkıntı var. Ya onlar olurken siz bu mevzularla mı uğraşıyorsunuz? Dediği mevzular da aslında imana dair, Kur'an'a dair şeyler. Yani o hoca da durup dururken bambaşka bir şeyle uğraşmıyor. Yine sünnete dair, Kur'an'a dair bir şeyle uğraşıyor. Veya kendince önemli gördüğü başka bir mevzuyu açmış, onun üzerinde duruyor. Ama bu hocalar hatta diğer hocaları tezif ediyorlar. Ya işte bunlar asıl gündem maddesinden uzak veya hatta işte iktidara payanda olmuşlar. İşte efendime söyleyeyim saltanatın kölesi olmuşlar falan filan, böyle geçmişten beri gelen eleştiriler var. Sanki hoca olmanın gereği muhalif olmakmış gibi ya da böyle bir anarşi bir şey çıkarmak, bir isyan başlatmakmış gibi. Böyle tuhaf bir algı var. Hayır, öyle değildir. Elbette bir hocanın da gündeme dair söyleyecekleri olur. Ama bu mutlaka uhrevi eksenli olmalıdır. Yani o mesele dünyevileşmemelidir. Mesela işte ekonomik sıkıntılardan bile bahsetse bunu bir güncel siyasi mücadele gibi değil, uhrevi yanlarıyla beraber ele almalıdır alırsa. Almazsa da başka mevzular vardır belki gündeminde, onları vurguluyordur yani. Onları daha önemli görüyordur. Belki toplumda yayılmakta olan sapıklıkları açlıktan daha önemli görüyordur, görebilir. O da o vurguyu yapabilir. Böyle düşünmek lazım diye ben de düşünüyorum arkadaşlar. Ve işte birinci lemadan hepsini okumayacağım. Başında bir kıssanın, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının şeyi var.
münacatının sırrına dair söylenenler var. Oraları birazcık atlıyoruz. Sonra şu iki paragrafı okuyup yine geri kalan kısmı size emanet ederek, okumak isteyenlere ödev vererek, birinci lema, Lemalar Risalesi'nin birinci leması, burayı bitireceğiz. Şöyle bir yerden başlıyorum. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki, yani Yunus Aleyhisselam'ın münacatının sırrı. O vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve Hud ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olmadığını aynel yakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve Hut'u musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile Hut'un karnını bir taht-el bahir gemisi hükmüne getirip, yani bir denizaltı gibi yapıp ve zelzeleli davari envaç dehşeti içinde, denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cevelan yani ve tenezzügah yani gezinti yeri olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı, şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Şimdi işte benim asıl dikkatimizi çekmek istediğim yer başlıyor arkadaşlar. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Denizde, fırtınada, gecede, balığın karnında, bütün bunlar Yunus Aleyhisselam'ın başında ama biz daha dehşetli bir vaziyetteyiz. Allah Allah. Gecemiz istikbaldir. Bizim gecemizde Yunus Aleyhisselam'a kıyasla neymiş? Geleceğimizmiş. İstikbalimiz nazarı gafletle. Onun gecesinden 100 derece daha karanlık ve dehşetlidir. Allah'a hesaba katmadan bakarsak daha gece, daha karanlık. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Dünyamızda bir deniz. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden 1000 derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. Bizi yutan balık neymiş? Nefsimizin hevaları, düşkün istekleri, sefihlikleri. Hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun hutundan 1000 derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder, bizim hutumuz ise 100 milyonlar seneler hayatın mahvına çalışıyor. Bu cümle arkadaşlar işte kilit cümlemiz. Bunu bir daha okumak istiyorum. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Olsa olsa Yunus Aleyhisselam vefat ederdi orada. Şehit olurdu balığın karnında. Olabilecek olanların en üstü oydu. Ondan daha büyük bir mağduriyet yoktu o balığın içinde. Ama bizim durumumuz, bizim hutumuz ise, balığımız ise 100 milyonlar seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen onun esbaptan yüzünü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve delaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100 bin boğucu envacından kurtaracak haşa, zat-ı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihetle onun izin ve idaresi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz.
deniyor ve mevzu devam ediyor. Duanın da kısa bir mealini okuyayım. Enbiya suresinin 87. ayetinden bu ifade. Kısa bir meali şöyle. Yukarıda okudum. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zaliminin meali bu. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya suresinin 87. ayetinden. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Bediüzzaman Hazretleri burada bizim dikkatimizi ahiret için olanın daha önemli olduğuna çekiyor. Yani biz eğer dünyevi meselelere boğulup kalırsak kısa olana, az olana, geçici olana ömrümüzü sarf etmiş oluruz. Asıl bakmamız gereken ahirete dair olan sonsuz hayatımızı, oradaki cennetimizi, cehennemimizi etkileyecek olan şey. Cenab-ı Hak bizi cehennemden korusun, cennetiyle mükafatlandırsın. Ama yani işte o asıl olay o. Şimdi bizimkiler ne yapıyor bu arkadaşlar? Bu arkadaşlar bizi sekülerleştirmeye çalışıyorlar, dünyevileştirmeye. Adını dünya koymuyorlar ama hep dünyayı konuşun istiyorlar yani. Şimdi ben mesela diyorum ki filanca sapıklık, falanca sokak şeyi durumu ya da ahlaksızlık durumu falan veya filanca uygulamalar bizim ahiretimizi kötü etkiliyor diyorum. Mesela söz gelimi. O diyor ki ya bunlara mı mevzu yapıyorsun, bunları mı konuşuyorsun? Bak şunlar oluyor. Söylediği şeyler bu dünyaya dair. Yani en fazla bu dünyanın hayatını etkileyecek şeyler. Ama ötekisi doğrudan ahireti etkileyecek bir şey. O yüzden elbette bizim kendimize ait bir vurgumuz var. Kendimize ait meselelerimiz var. Elbette bunları daha öncelikli olarak ele alacağız. Hatta belki o dünyada çektiğimiz şeyler de bunların bedeli. Yani ahirete dair işlerimizdeki aksamalar bizim bu dünyada böyle bir çile çekmemize sebep oluyor. Bu musibetler belki onun sebebi olarak geliyor, veriliyor. İmtihan bu yani, imtihan bunun üstüne dönüyor. Geçenlerde bir surede, Araf suresinde denk gelmiştim. 93. ayet miydi, 95. ayet miydi tam hatırlayamadım. Biz hiçbir beldeye diyor peygamber göndermedik ki oraya musibetler vermiş olmayalım. Yalvarsınlar, kendilerinin aflarını istesinler diye. Musibetler vermiş olmayalım, sıkıntılar yaşatmış olmayalım. Niye? Çünkü hidayete müşteri olmak için insanın biraz aczini, farkını hissetmesi lazım. Hiçbir yokluk hissetmesek azarız, öyle bir azarız ki yani hepimiz irtidat ederiz, Allah'tan korkmayız artık. Ama o yokluk, o eziyet, o sıkıntılar bizi kendimize getiriyor, sınırlarımızı hatırlatıyor, mahlukiyetimizi hatırlıyoruz. Böylece Allah'a ihtiyacımızdan bir kapı buluyoruz, ubudiyet, kulluk kapısı böylece bulmuş oluyoruz. Meselenin böyle bir yanı da var. Hülasa özetlersek, elbette arkadaşlar bir Müslümanın ahirete dair vurgularının dünyaya dair vurgularından fazla olması lazım. Bundan utanacak, sıkılacak, kendimizde eksiklik hissedecek bir şey yok. Dünyevi olan şeyler geçici, ahirete olan şeyler, dair olan şeyler kalıcı. Gönül ister ki o arkadaşlar da dünya işlerini bırakıp ahirete yönelsinler. O vurguları kuvvetlendirsinler. Belki dünyada o büyüttükleri sorunlar da bu sebeple çözüleceklerdir. Dikkat edelim. Bizim dikkatimizi, algımızı, vurgularımızı yönetemesinler. Vurgumuzu yönetirlerse artık bizi yönetiyor sayılırlar. Bu sebeple neyi konuşacağımıza bizim kalbimizdeki din karar versin. Maneviyatımız karar versin. Onun ekseninde, onun için önemli olan bizim mevzumuz olsun arkadaşlar. Evet, fosforlu kalem diyorum, bu başka programdı. Bir entel meseleleri, dantel çözümlerin daha sonuna geldik. İnşallah ilginç bir şeydir, ilginç bir konudur, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Faydası olmuştur diyelim. Cenab-ı Hak anlattıklarımızdan bize de hissedar eylesin. Ağzımızdan çıkanı kalbimize indirsin, bize tesir ettirsin, hayatımızı aksettirsin. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere.